Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu hafta stüdyomuzda yine bir tek konuk var ama bu tek konuk her şeye bedel bir tek konuk. Çünkü bu tek konuk Türkiye'de motosiklet sporunu var eden isim Süleyman Memnun. Süleyman hoş geldin. Hoş bulduk Hasan'cığım. Çattın gene bana. Yani ama yanlış bir şey söylediğimi pek sanmıyorum çünkü şöyle bir geriye bakınca biz seninle Merter'deki parkur yapmaya başladığımızda yıl galiba 78 filandı 77. 76-77. O kadar değil mi? Evet. Yani o parkuru yaptık ki ondan önce bir sürü daha parkur vardı ama Merter... Ya esasında çok fazla bir sürü yoktu. Bizden önceki kuşak İstinye'de iki tane parkur yapmıştık. Sonra Merter, biz Merter'i yaptık. Ondan sonra işte... Yaptık da yaptık. Beyşur'da çalışan da Hasan Kalaycılar döneminde onlar başlayan. İstinye'de evet. Sonra Süleyman Memnun tek başına aldı. Zaman zaman bir sürü arkadaşı oldu yanında. Bir sürü destekçisi oldu. Ama genelde Süleyman Memnun tek başına aldı. Motosiklet sporunu buraya getirdi. Şimdi Süleyman şöyle bir sayalım. Dünya Racing Motosiklet Şampiyonası geliyor. Evet. Eylül ayında. Tabii MotoGP. Ekim'in 23'ünde. Ekim 23'te geliyor. İstanbul Park'ta, Kurtköy'de. Tamam. Yani Valentino Rossi. Ve Türkiye'de, diğerleri İstanbul'da evet ve diğerleri Türkiye'de. Türkiye'de. Avrupa Motocross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz değil Avrupa, mi? Bir Avrupa Motocross Şampiyonası'nı yaptık Avrupa bu sene. Bir dahaki sene Dünya Motocross Şampiyonası da yapacağız. Dünya Motocross Şampiyonası. Evet. Süleyman 24 saatin motorla geçiyor. Ya bu aynen inanılır öyle gibi değil. Ben senden artık yollarımızı ayırdığımızda ben artık motosiklette daralmaya başladığımda herhalde 2000 filandı değil mi? Ya da 98-99'du. Evet. Ya buralara getirebileceğini hiç aklım almamıştı açıkçası. Kimsenin almamıştı, benim de almamıştı ama yani sonuçta hedef ve hayal dünya şampiyonasıydı. Federasyonu kurduğumuz 2003 senesinde kurduğumuzda, yani bu 5-6 sene sonra falan olabilir ama şansımız yaver gitti. 2 sene sonra oldu. Şimdi ilk önce bir kısa bir özet gidelim üzerinden çünkü birçok insan motosiklete biniliyor. Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası var. Enduro Şampiyonası var. Motocross var. Drag var. Drag var. Bunların hepsinin çok basit olduğunu, motosiklet geldi ve yarışma başladı şeklinde algılamasınlar. Şöyle çok kısa bir üzerinden geçelim. Ya şimdi şöyle, ben 77'de yarışmaya başladığım sıralarda, seninle tanıştığımız sıralarda 4 sene ara verilmişti. Sadece motocross vardı ve 4 senedir motocross yapılamıyordu. Yani 74'ten 77'ye kadar hiç motocross yapılmamıştı. Ondan sonra ben 2 tane yarışa girdim. Sonra gene kesintiye uğradı. Çünkü biz Bisiklet Federasyonu'na bağlıydık, hatırlıyorsun. Ondan sonra biz ve ben, sen ve bizim arkadaş grubumuz İncirli'de motocross'u var ettik. Öyle diyelim buna. Sonra gene 94'te ilk drag yarışı yapıldı. 94'te de ilk pist yarışı yapıldı. Körfez pisti 93'te yapıldı. Bu arada enduro, 94'te de ilk enduro yarışını yaptık. İşte IMK'daydım ben. Yine beraberdik. Ondan sonra işte bu bugüne gelindi. Yani özetle böyle. Bu kadar basit değil tabii çünkü arada ilk aşama Bisiklet Federasyonu'nda bir ayrılmaktı. Ha, 95 senesinde Bisiklet Federasyonu'ndan Otomobil Federasyonu'na geçtik Oyman Atabay zamanında. O zaman Otomobil Federasyonu Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu olacaktı. Oyman tam karara yakın, ya ben senden bir ricam var, bu Motor Sporları Federasyonu olsun, offshore'da bizde olsun, motosiklet de olsun, motorlu ne varsa olsun. Peki dedim. Ondan sonra Mümtaz kazandı, Mümtaz Tayıncıoğlu. Sonra ilk önce offshore ayrıldı federasyondan. Ondan sonra biz ayrıldık ve dolayısıyla artık eskiden sadece Türkiye Otomobil Sporları olan federasyon gene eski haline döndü. Zaten biz federasyonu kurarken bakanın da onayladığı böyle bir karar vardı. Şimdiye kadar Türkiye Otomobil ve Motor Sporları Federasyonu olan federasyon bundan sonra sadece Türkiye Otomobil Federasyonu. Yeni federasyon da Türkiye Motosiklet Federasyonu. İşte biraz Mümtaz Tayıncıoğlu ismini değiştirmekte direndiyse de sonra geçen hafta basın toplantısıyla basına duyurarak DOSFET oldu. Eski ismi. Yani bu... ya sen artık kafana koyduğun her şeyi demek ki 30 yıla yakın süreden beri seni tanıdığıma göre kafana koyduğun her şeyi. Ben doğru şeyleri kafama koyuyorum. Yaptım. Bırakmıyorum. Ya seni yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür hakikaten ederim. Her şeyi ben bunları yapacağım dedim. Ben böyle bir şey rastlamadım Türkiye'de. Şimdi ben istemediğim şeyi alamayacağım şeyi istemem. İstediğim şeyi de mutlaka alırım. Ama ne doğru, kadar biliyorum zamana mal olursa olsun ve neye mal olursa olsun mutlaka alırım.
Şimdi senin için genelde Süleyman çılgındır. Hakikaten tek başına savaşıyor ama anlamazlar, bilmezler. İnsanlara bu bir masal gibi çok basit geliyor. Oysa buradaki savaşta kaç kez cephe değiştirildi, kaç kere yeni cepheler açıldı ve ne savaşlar verildi? Ben aslında hiçbir zaman yalnız değildim. Mesela başladığımız sıralarda buradan Abdül abiye de teşekkür etmek istiyorum. Abdül abi Yücelmen'e. Biliyorsun o zaman kulübümüz yoktu. Cumhuriyet'in spor servisini kulüp olarak kullanıyorduk. Oranın faksı, bilgisayarlar daha yaygın değildi. Telefonlarını falan daktilosunu hepsini oradan kullanıyorduk. Yani. Hatta Fatih Altaylı da bizimle beraberdi. Tabii Fatih çok uzun süre yardımcı. Ondan sonra daima bir ekip vardı esasında. Onlar, ben ön plandaydım çünkü yarışıyordum da aynı zamanda. Genellikle ben mesela 91 senesinde biz Marmara Motosiklet Kulübü'nü kurmuştuk. Ben 2 sene önce başkan oldum kurduğum kulübe. Yani biz hani seninle bir gece sabaha kadar kapılarını boyadığımız yerden söz ediyorsun değil mi? O hangisiydi? O İstanbul Bisiklet Kulübü'ydü. Ona motosikleti ilave etmiştik. İhsan Amcalar'ın kulübü. O bir yere gitmedi. Kaldı durduğu yerde. Biz Marmara Motosiklet Kulübü'nü kurduk senden sonra. Yani daima bir ekip vardı esasında ama ben ön planda vitrindeki adam bendim. Yoksa eğer arkadaşlar olmasaydı mümkün değildi. Şu anda da muhteşem bir ekip var. Yani federasyonu kurmaya başladığımız gün çok ciddi bir ekibimiz vardı. Şu anda federasyon oturdu ve sen federasyonda ikinci başkan mısın? Evet, as başkanım. As başkansın. Evet. Hem artık yarışmıyorsun ama değil mi? Bırak. 3 senedir yarışmıyorum. Pek bana 3 gibi gelmedi arada. Yok, bu 3. sene. Yarışmıyorsun. Tabii oğlum Sinan'ı hazırlıyorsun. Problem bu. Şimdi Süleyman, dilerdim ki motosiklet görüntülerimiz olsun ama yakın arkadaşımızın kanalı, çok sevdiğimiz bir kanal, MotoGP'nin yayın hakkını almış. Onun için yayınlayamıyoruz. Şöyle Arjantin Rally'sini gençler çok izlemek istiyor. Arjantin Rally'sine bir göz atalım. Ardından da sohbetimize devam edelim. Uygun mu? Tabii ki. Peki. Kısa bir ara, görüntülerimizi izleyelim. Ardından Süleyman Memnun'la sohbetimize devam edelim. Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı, zaten bu da beni rahatsız ediyor söylemek ama ne yazık ki değil, az sevinmek lazım. Bu gerçekten Start Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı. Elbette ki yapımcısı ilk yılında ve başladığında ben değildim ama başka arkadaşlarımızdı. Şimdi sıra bende, benden sonra başkası gelecek ama bu program Start, ne yazık ki aynı şeyi söyledim yine. Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı alışkanlık yaptı. Bunun için tekrarlıyorum. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Saadet Çiftçi de buna çok fazla takılmış vaziyette. Çok dalga geçiyor benimle. Ama Start, elimde değil. Start bir marka oldu. Ne güzel. Yani değil mi? Bir kurum, bir marka oldu. Evet. Belki kuşaklar boyu gidecek. Şimdi direkt o. Elimizden geldiğince mekanik sporlarda gerek amatörlere, gerek profesyonellere, gerekse kulüplere destek vermeye çabalıyoruz. Ekranlardan sponsorla buluşturuyoruz kimi zaman insanların, özellikle gençlerin geçmişte neler olduğunu bilmesi gerektiğine inandığımız için Süleyman Memnun ve otomobil sporunda Süleyman Memnun'la eşdeğerde olan arkadaşlarımızı çıkartıyoruz ve dinliyorlar. Süleyman, Sedat Kamaz'la birlikte ve Sedat Kamaz'ı anmadan geçemeyiz. Ben şimdi Sedat Kamaz kim derseniz, hani bir kuaför o, Mos'un S'si Sedat Kamaz ve yine bir Sedat'ı spor yaparken kaybettik ama Sami Paker adında bir arkadaşımız ki o baştan sonra motosikletçiydi. Üçümüz, hatta dördümüz geceler boyu düşünüp ertesi gün yarış yapardık. Hatta yarım metre, 45 santimetre karın üzerinde her fırsatı değerlendiriyorduk. Mesela kar yağardı, hatırlıyor musun? Merter'de. Bunu haber yapalım. Hiç olmazsa görünürüz. Lig boşluğunda aman işte spor servis sayfalarında haber az. Bunu değerlendirelim. Her fırsatı değerlendiriyorduk. Ama 5 tane gazete vardı. 5 gazetede de kimi zaman birinci sayfada bile çıkıyordu. Otomobilcileri kıskandıracak kadar. Zaten artık bisikletçiler kıskanmaktan da vazgeçmişlerdi de otomobilciler kıskanıyordu. Şimdi gelelim Süleyman, MotoGP'nin Türkiye etabına. Neler yapıyorsunuz? Pist, çünkü ilk başta pistte bir tartışma çıktı. Kum havuzları yok. Bu nedenle MotoGP yapılamaz. Şimdi işin doğrusu şöyle. İşin doğrusu, bu arsa alınırken ve buradan ticaret odasının parası buraya aktarılırken konuşulan şey şuydu. Değil motosiklet yarışı, burada bisiklet yarışı bile yapılacak. Halbuki işin doğrusu, proje sadece ve sadece otomobil içindi. Yani Bernie Eccleston'ın ve otomobilcilerin istediği bir pistti bu. Yani ne farkı vardı? Uzunluk, genişlik, her şey aynıydı ama çok önemli bir şey vardı. Virajın dışındaki runoff denilen o emniyet bölgeleri, formülacılar ve otomobilciler son yıllarda onun asfalt olmasını istiyorlar. Yoldan çıkınca fren yapıp, motosiklet gibi düşmüyorlar, fren yapıp geriye dönmek için.
mıcırlarda saplanıyorlar. Evet. Esasında bu motosiklet için bir ölüm kalım meselesi ama otomobil için bir kapris ve bir fantazi. Aslında yani, onlar da yarışa dönmek istiyorlar. Sadece yarışa dönmek istiyorlar ama biz asfaltlı yerde yarışamayız. Ya yani şu şöyle bir sürü birçok mesela İspanya Katalonya'da hiç asfalt yok. Tamamen mıcırlı ve orada formüle yapılıyor. Ama asfaltlı olan hiçbir yerde motosiklet yarışı yapılmıyor. Ya bu proje sadece ve sadece Dubai'deki gibi, Dubai'de bir tane pist var yalnız formüle için ve otomobil için. Katar'da bir pist var sadece motosiklet için. Ondan sonra biz federasyonu kurduktan sonra bu işin üzerine gitmeye başladık. İlk önce Mehmet Yıldırım'dan federasyon olarak bir randevu aldık. Mehmet Yıldırım bize aynen şöyle söyledi. Bu proje Bernie Eccleston'ın istediği gibi sadece ve sadece otomobil için yapıldı. Şu anda sizin istediğinizi yapmak için 5-6 milyon dolar para lazım. Bu para da yok, kusura bakmayın arkadaşlar dedi. Bizi açık açık söyledi. Biz peşini bırakmadık işin ve o proje değişti. Bir duvarlar uzaklaştırıldı. Asfalt olan bölgeler yarısı mıcırlandı. Diğer yarısı yarış günü yapılacak. Bir de FIA körbü, film körbü diye o betondan bordürler var. Mesela otomobil için daha yüksek, motosiklet için onlar daha alçaktır. Bir pozitif körbler var iç kısımdakiler, sıfırdan yukarıya doğru gider. Bir de dıştakiler var. Dıştakiler hariç, asfaltın yarısı hariç, asfaltın yarısının mıcırla kaplanması hariç, oranın bu pist tamamen şu anda motosiklete uygun. Yani hem Formula 1 tabii, hem motosiklet. Formula'da yarısı çıplak kalacak ve o körbler FIA körbleri kalacak. Onların farkı çok yüksek olması, motosiklet girerse oradan çıkamaz, kesinlikle tamam, düşer. Otomobilin çünkü Formula'nın tekerleği çok geniş. Onları yarış zamanında sacla, 8 milimetrelik sacla kaplayacağız. Üzerine asfalttaki tutan boyanın aynısı sürülecek. Ve diğer yarısı da 20 santim kalınlığında mıcırla kaplanacak. Bir dahaki formüle yarışına kadar bu böyle kalacak. Çünkü dediğim gibi otomobil için hiçbir sakıncası yok. Ama motosikletçi ulusal yarışlar bile yapamayız. Yani bu aynen böyle oldu. Tüm hazırlıkları yapmışsınız. Hepsini yaptık. Sanıyorum şu bir de pisti denemişsin pazar günü. Evet denedim. Şu elini bir istersen şöyle kameralara göster. Pistin denemesi biraz acı olmuş. Ne yaptın? Ya biraz tozluydu pist. Pist henüz yarışa hazır değil. Biz de bir çekim için gitmiştik. Üstelik de dört gözle bekliyordum. Yani hangi motosikletçi o pistte biraz dönmek istemez. Kesinlikle. Ben de birazcık ölçüyü kaçırınca tozlu bir yerde yere düştüm. Biraz avucumun içini incittim. Peki geçmiş olsun. Bu teşekkür süreç ederim içinde Formula 1 ile Otomobil Sporları Federasyonu ile ve motosikletçiler olarak sanıyorum bir çekişme oldu. Bu süreç içinde ciddi çekişme oldu. Çünkü mesela otomobilciler özellikle Mümtaz Tayıncıoğlu bu pist aslında motosiklet için zaten yapılıyordu. Böyle bir yerde motosikletçiler yarışıyordu. Sonra Kato diye bir Japonya'da ölünce böyle tehlikeli bir yerde motosikletçiler yeni şeyler istemeye başladılar. Bu kesinlikle yalan. 12 senedir A lisansı motosiklet MotoGP yapılacaksa bir ülkede o pistin A lisansı sahibi olması lazım. A lisansı kriterleri de 12 senedir milimi milimine değişmedi. Yani genişlik ne olacak? Mıcırlar ne kadar olacak? Körbler ne yükseklikte olacak, negatifler nasıl olacak, hiçbir şey değişmedi. Yani bu tamamen kahve sohbetinden ibaret bir şey. Yani pipis nasıl olur, FIM'in web sitesinde de var, her yerde kitapçıkları da var bunun. Yani siz otomobilcilerle biraz atıştınız, şimdi gerginlik nasıl? Şimdi doğrusu şöyle, fanatik otomobilcilerle fanatik motosikletçiler formüle yarışından sonra veyahut da zoraki yaptırılan MotoGP'den sonra pist kimin olacak kavgası var esasında. Var mı bu kavga? Biz istiyoruz ki, tabii ki var. Zaten o negatif gördüler, o yüzden FIA'ya göre yapıldı şöyle. Doğaldır, bir otomobilci orayı 365 gün kullanmak ister. Motosikletçi de orayı ister. Eğer biz o pisti kullanamazsak Kenan Sofuoğulları bir nasıl yetiştireceğiz? Kenanlar, daha çok Kenan yetiştirmemiz lazım. Yani biz kendi ulusal yarışlarımızın neredeyse tamamını orada yapmamız lazım. MotoGP'nin dışında Kenan'ın yarıştığı Superbike var, Avrupa şampiyonaları var, Alpe Adria şampiyonaları var, sayısız yarışlar var. Yani bize bıraksalar, ki biz onu istiyoruz, 360 Formula yarışının dışındaki 365 gün biz orayı kullanırız. Haklı olarak otomobilciler de öyle istiyor ve ortak bir noktada buluşacağız. 150 gün biz kullanacağız, 150 gün onlar kullanacak. Yani böylece biz yeni Kenanlar, onlar da henüz Kenanları ışıklar yok. Yeni peki Volkan ışık orada değil ama değil. Yani inşallah bir gün bir Kenanları olur onların da.
Eyvah, neden sen çok olmasın? Kötü şeyler söylüyorsun ama orada. Ama Kenan şu anda Dünya Kupası'nda yarışabilen ve Kenan şöyle, otomobil ve motosiklet sporları içinde, otomobil ve mekanik motosiklet sporları yani tarihinde kendi çıplak yeteneğiyle, gerçekten kendi çıplak yeteneğiyle bir dünya takımında kendini sokabilmiş tek adam Kenan. Kenan şu anda Almanya gibi büyük bir ülke, Avrupa'daki büyük bir ülkenin Yamaha'nın 4 yarışçısından, pilotundan bir tanesi. Bir tanesi Avustralyalı, bir tanesi Belçikalı. Onlar kendi sponsorlarıyla geldiler oraya. Bir tanesi Türk Kenan, sadece bir tanesi Alman. Bileğinin hakkıyla. Tabii ki bileğinin hakkıyla. Hiç kimsenin yardımı olmadan, biz sonradan elimizden gelen yardımları yaptık ama itiraf ediyorum, kimsenin yardımı olmadan Kenan tek başına bileğinin hakkıyla ve yeteneğiyle. Mesela bir Almanlar sevmez takımlarında sadece bir tane Almanın olması ama ne yazık ki onlara göre bu yetenekler Avustralyalı'da, Türk'te, Belçikalı'da. Kenan böyle bir başarıya yani imzalar. Diyorsun Kenan ki bir yetenek, abartmadan söylüyorum, bir hazine ve bu bize çıktı. Yani biz bulduk hazineyi. Büyük ikramiye bize çıktı. Motosikletçilere, otomobilcilere çıkamadı. Ya da diğer olmaz sporlara. Orada da inşallah çıkar. Bize 10 tane daha var. Çıkar, 100 tane daha çıkar, onlara da çıkar. Berke Bayındır var, daha devamı var bir ama sürü. Ama şu anda bir gerçek var. Bir tane Türk bir dünya takımında ki tamam, bunu şey de başaramadı. Volkan Işık da başaramadı. Yani Türkiye'nin kurduğu bir dünya takımındaydı. Bir başka takıma geçemedi. Böyle bir olanak geldi de belirli nedenlerden bilmiyorum ötürü yani, olmadı. Ama böyle bir teklif gelmişti geçmiş zamanda. Ama yani bu şu anda bir gerçek var. Süleyman, bir tane tamam. Türk var, o da orada. Otomobilcilere bu kadar laf söyleme. Şimdi o birazcık bir şey demiyorum, onları çok seviyorum. Tamam, belli ne kadar sevdiğim. Evet. Şimdi bir Arjantin Dolayısının arta kalan bölümünü izleyelim. Sonra Süleyman Memnun'la biraz da güvenli motosiklet sürüşü üzerine sohbet edelim. Safvet Çiftçi Kıssa da Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı Start'ta Süleyman Memnun'la sohbetimiz devam ediyor. Süleyman, spor bölümüne geri döneceğiz ama geride kalan 2 hafta önce çok üzücü bir kaza oldu. Bütün kazalar üzücüdür. Aslında ben bu hatayı hep yapıyorum. Türkçenin güzel huyları. İlki Eminönü'ndeydi. Bir kurye arkadaşımız, genç bir kurye arkadaşımız çok düşük süratle giderken motosikletiyle Eminönü'nde kaldırıma yere düşüyor. Kafası kaldırıma çarpıyor. Orada yaşamını yitiriyor. Ardından Çeşme'de iki tane 16 yaşında kız çocuğu skuterle kaza geçiriyorlar. Kaskları yok. Bir tanesi kask takmadığı için yaşamını yitiriyor. Motosiklet, ilk önce şuradan söyleyeyim. Motosiklet satışını senden daha iyi takip eden Türkiye'de hiç kimse yok. Fabrikalar bile senin kadar iyi takip edemez. Geçen yıl ya da önceki yıl ne sattı motosiklet Türkiye'de? Kaç adet? Şubat krizinden sonra 33 bin liraya düşmüştü. Yılda? Evet. Moped de dahil. Geçen yıl 95 bini geçti. Bu sene 130-140 bin civarında bekleniyor. 140 bine çıkıyor. Ya bu otomobile göre çok küçük ama böyle de bir yukarıya doğru tırmanma var. Türkiye Offshore Şampiyonası 4. ayağı için hafta sonu Çeşme'deydim. Bodrum'daydım. Ondan önce Çeşme'deydim. Ondan önce başka bir yerdeydim. Hep aşağılarda. Herkes scooter kullanıyor. Şimdi zaten yıllar içinde motosiklet birikti. Pek kendini göstermiyordu. Bu sene de biraz fazla satılınca bir motosikletin görünür olmaya başladı motosiklet. Yani şimdi biraz o yüzden göze çarpıyor. Çin markaları geldi. Fiyatlar çok fazla aşağı çekildi. Ben Çin satmıyorum, satamıyorum da. Fakat iyi ki Çinliler geldi. Çünkü gariban motosiklet sahibi hiçbir zaman olamayacaktı. Çünkü Japonlar ve Avrupalılar her şeyi kendi standartlarına göre yükseltmişlerdi. Ve parası olmayanlar bakıyorlardı. İyi ki Çinliler var. Her 1 milyar liraya. Her şeyi fiyatına indirdiler. Ve insanlar motosikletle tanıştı. 1 milyar liraya, 1,5 milyar liraya skuterlar kesinlikle alınıyor ve biniyor. Kesinlikle çok da güzel skuterlar var, evet. Peki, sen hayatın motosiklet üzerinde geçmiş bir insan olarak herhalde kask takmadan kimsenin binmesini istemezsin. Şöyle, zaten o kızlar bir telefon gelmiş ve kaskların olmadığı biliniyor, kasksız. Ben herkese şunu söylüyorum, mağazada buna bakarken bile, üzerine otururken bile mutlaka bir kask ve eldiven takmak lazım. Çünkü oturuverirsin, bakmışsın çalışmış, dışarıda şöyle bir tur atıyorsun ve kask bir sigortadır. 10 yılda bir lazım olur ama o gün varsa vardır, yoksa da yoktur. Evet. Yani o kızlar eğer kask olsaydı şu anda bunları konuşmayacaktık. Şimdi motosiklet, mesela binlerce insan ölür otomobilde ve trafik kazalarında. Artık o normal geliyor hayatımızda ama motosikletten bir şey olunca hemencik daha fazla büyük ilgi var. Çünkü gözler motosikletin üzerinde. Yani motosiklete hala gereksiz bir şey gibi bakılıyor. Şeytan icadı. İki tekerlekli. Şeytan icadı. İşte olmazsa da olur. Ne var canım, yürüyerek git. İşte otobüs neyine yetmiyor, otomobil kullan falan. Halbuki öyle değil.
şöyle bir şey var. Ben iş yerimden buraya bir sürü yolla gelebilirdim. Bir tanesi yürüyerek. İşte 1,5 gün falan sürerdi. Arada köprü var. Bir buçuk gün falan sürerdi neyse. Bir tanesi otobüste. O da birkaç saat sürerdi. Ben motosikletle geldim. İşte 15-20 dakika falan sürdü Maslak burası. Ama tabii motosikletle çok çabuk geldim. Ne otopark derdim var. Ne trafik sıkışıklığı derdim var. Açıktayım. Bunun da birazcık bir rizikosu var. Ama eldiven ve kask mutlaka ve mutlaka olmalı. Evet. Süleyman Memnun'a yani bakmayayım. Kullanırken değil ve trafik kanunen zorunlu diye değil. Kendiniz için lütfen kask ve eldiven olmadan motosikletin üzerine çıkmayın. Skuterler çok keyifli, çok keyifli aletler. Her tarafta gezmek çok keyifli ama mutlaka kaskınızı takın. Skuterin düşme ihtimali... Bilmeden yapılan her iş tehlikelidir. Bir elektrikçi eğer bilmeden elektrikçilik yaparsa çarpılır. Ya da evi yakar. Ya evi yakar, çarpılır. Her şey böyledir. Yani bilmeden paldır küldür yemek bile yesek her şeyi kurallarına uygun yapmak lazım. Doğru. Boğulursun. Doğru. Onun için kask mutlaka ve mutlaka olmalı. Sonra mümkün olduğunca maalesef sayısız okul ve eğitim yeri yok Türkiye'de. İşte ben de onu söylüyorum. Süleyman Memnun Motosiklet Okulu. Süleyman, yalnız senin gibi hayatı motosiklet üzerine geçmiş bir insanın Süleyman Memnun Motosiklet Okulu yazması da Asena, affedilir bir hata yani, değil. Yani seni kutluyorum. Maalesef bunu basanlar yalnız başlatar. Çok haklısın. Türkiye'nin en çok satan gazetesi bile hala motosiklet diyor. Bunun bir Asena, motosiklet. Kutluyorum seni. Motosiklet yani. Seni kutluyorum Asena. Beni kutlama Süleyman. Sağ ol. Bunun üzerine bir tane ne yapıyorsun? Size. Eğitim vermeye devam mı? Veriyoruz tabii biz eğitimi. Fakat biz Türkiye 70 milyonluk ülkeye nasıl yetişeceğiz? Yani bizim gibi birkaç tane daha kurs var. Ama bunlar maalesef yeterli değil. Esasında bugün motosiklet motorlu sporlarının tamamının geri kalmış olmasının sebebi ve bu kazaların da sebebi ve günahı esasında Turing'indir bana göre. Neden? Çünkü Turing'in gelirinin tamamı otomobil ve motosiklettendi. Ben defalarca motosikletimle giderken triptik aldım. Kaç kere gittiğimi ve kaç kere triptik ehliyeti aldığımı hatırlamıyorum bile. Yani yüzleri geçmiştir, binler olmuştur ama ben Turing'den bir tanecik hizmet almadım. Halbuki Turing gibi kuruluşlar uzağa gitmeye gerek yok Almanya'ya veya başka bir yere. Yunanistan'da Turing yolda kalırsan otomobilini çeker, eğitim verir. Mesela çok daha iyi bildiğim AMS'ye, Yugoslavya'da gene Turing'in muadili bir kuruluş. Pistleri vardır, ehliyet verir, ileri sürüş teknikleri verir. Gelirini kazandığı yere harcar. Peki Süleyman, onlar, politikaya çok fazla girmeyelim. Ne yazık ki böyle bir şey ama bunun da bilinmesi lazım Asena. Yani buna karşılık da, buna karşı olan tepkisizliği de anlamıyorum. Ya hiç mi payı yok? Bir gün bu kadar insan ölürken Turing'den bir tanecik ses geldi mi biz de şunu yapacağız diye. Yani Turing bununla ilgili bir tanecik iş yaptı mı? Bizi dinliyorlarsa umarım ve dilerim yani, bundan sonra bir bu konuda bir adım atarlar. Bir şeyler olur. Şimdi şöyle ama çok güzel köşkler de restore ettiler falan. Bu şeye benziyor. Milli Eğitim Bakanı turizme parasını harcıyor. Ama millet cahil kalıyor. Yani senin işin değil. Süleyman, Tito Yugoslavya'sından geldiğini her zaman ortaya koymak zorunda değilsin. Tamam ben senin yapını gayet iyi biliyorum yani ama gençlerde öğrenmiyor. Hayır değil ama bu doğru Asena. Yani doğruları da birinin söylemesi lazım. Doğru. Yani bunu tersini lütfen söyle bana. Hayır haklısın. Tam yaptıkları güzel ama bir eğitim bakanı ve eğitim bütçesini, milli eğitim bütçesini turizme harcayabilir mi? Veyahut da tarihi restorasyonlar yapabilir mi? Bizde her şey olur ama tabii medeni ülkelerde olmaması gerekiyor. Hayır gerekir. Olmaması, bizde de olmaması lazım. Kesinlikle katılıyorum yani sana. Yani o paranın mutlaka ve mutlaka mesela ben bugün Turing'e üye olabilmeliyim ve Kars'ta otomobilim yolda kaldığında bir telefonla İstanbul'a kadar çektirebilmeliyim. Yani bir makul ücret karşılığında tabii. Mesela Turing'in Türkiye'de sayısız küçük go-kart pistleri olmalı. Bu pistlerin içinde ileri sürüş eğitimleri ve başlangıç eğitimleri de verilmeli. Yani Turing'in esas görevi budur. İşte ama, biz ne yaptık? Otomobil kulüpleri, kişisel kurslar, bir otodrom bugün Ethem orada Genim'in... Orada o kadar çok para vardı ki yani ben Süleyman Memnun'un okulu ve Ethem Genim'in otodromu 70 milyonu kurtarabilir mi Asena? Asla. Sadece örnek olabilir. Biz örnek olduk. Ben mesela örnek oldum. Çok seviniyorum. Honda da okul açtı. BMW de okul açtı. Onları kutluyorum. Böyle bu gelişecek. Biz sadece örneğiz ama ne ben ne BMW ne Honda kurtaramaz Türkiye'yi. Bunun her ilde olması lazım. En azından birer tane hatta beşer tane ve bunu insanlar tabii. Esasında Turing buradan para da kazanabilirdi. Çünkü bu hizmeti insanlar bedava da beklemiyor. Mümkün olduğu kadar ucuz olmasını bekliyorlar. Süleyman zaman içinde mutlaka çünkü bugün 2005'teyiz. Biz seninle 75'te ya da 85'te bunun buraya geleceğini asla düşünmüyorduk. Mutlaka. Ama bir hayalimiz vardı. Bir yere doğru vardı. İlerliyorduk. Yani vardı. Çok çabaladık. Tabii. Tamam şimdi o gün biz
75'te 85'te dünya pist şampiyonasını yapacağız demek biraz uçuk bir şey olurdu ama esasında gönül oradaydı. Yani seni ilk kez 7 otomobilin üzerinden atlatırken dikkati çekelim, gazetelere çıkalım, belki sesimiz gelir abi, evet, dediğimiz zaman bugünleri hesaplamıyorduk. Demek ki Turing'de şöyle adım atacak. Sana, hep içimde vardı. Yani esasında hedef şeydi. Biz mesela İhsan amcalarla evet, yani bizim bisiklet ve motosiklet kulübünden ayrılmamızın sebebi, bir gün İhsan amca bana dedi ki, Süleyman evladım, bana öyle derdi. Evet. Ne istiyorsun? Ne güzel yarış yapıyoruz ama ben dünya şampiyonası hayal ederken onlarda Kilios, onlara göre Kilios'ta biraz yarış yapmak, biraz piknik yapmak yeterliydi. Halbuki ben dünya şampiyonası istiyordum. O zaman rahat edebilirdim. Yaptın. Şimdi ve şimdi biz dünya trenine bindik gerçekten. Dünyanın en büyük organizasyonunu Türkiye'ye getirdik. Bundan sonrası sadece orada bir türkü yarıştırmak, ki bu çok daha kolay bir şey. Evet, bize ayrılan süre burada sona erdi ama burada açık ve net söylememde yarar var. Süleyman Memnun'u 30 yıla yakın bir süredir tanıyorum. Söylediği her şeyi yaptı. Sonunda bütün şampiyonlar, en büyüğü de geldi. Sanıyorum arkasından Dünya Cross Şampiyonası, o bu her şey eksiksiz olarak yerine gelecek. Tebrik ederim Süleyman. Asena'cığım çok teşekkür ederim. Yani biliyorsun ki, bil ki içinde çok büyük bir payım var. Estağfurullah. Ve mesela az önce Abdül abiden bahsettik. Kim derdi ki Abdülkadir Yücelman motosiklet sporu gelişsin diye ve motosiklet federasyonu kurulsun diye o kadar uğraşmış olsun. Ama onun bir çok özelliği vardı. Amatör sporlara kimse önem vermediği zamanlar verirdi. Buradan Abdül abiye çok çok teşekkür ederim. Ve ismini sayamayacağım sayısız insan. Yalnız gibi görünüyordum ama asla yalnız değildim. Her zaman etrafımda çok ciddi ekipler vardı. Beni destekleyenler vardı. İşte bunlardan bir tanesi sensin. Çok uzun süre birlikteydik. Sana çok teşekkür ediyorum. Süleyman, ve burada bu spor olsun diye, MotoGP'ye gelinsin diye. Geçenlerde bizim Marmara Motosiklet Kulübü'nün ilk başkanı ile beraberdik Avrupa Şampiyonası'nda ve şöyle birbirimize baktık. Esasında o kulüp federasyonun başlangıcıydı ya. O kulüpten evet, çıktı evet, federasyon. Ne güzel günler gördük dedik. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, Süleyman Memnun'dan kısa anekdotlar dinlediniz ve izlediniz. Önümüzdeki yıllarda daha uzunlarını dinleyeceksiniz. Daha ne ilginç hikayeler dinleyeceksiniz. Böyle belleğinizde yer edecek. Süleyman teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Gelecek hafta görüşmek üzere.